Selam arkadaşlar. Bu eğitim videosunda JavaScript ve Basic.js nesneleri kullanarak basit bir matematik oyunu yapmaya çalışacağız. Umarım faydasını görürsünüz. Basic.js kütüphanesi kullanıyorum. Hazır şablonla başlıyorum projemi geliştirmeye. Veri girişi için bir tane input nesnesine ihtiyacım var. İsmi txt answer olsun. İçine şimdilik null değer atıyorum ve tüm fonksiyonların dışında tanımlıyorum ki bütün fonksiyonlardan daha sonra ulaşabilelim. Null'ü değişken için şu anda boş olarak düşünebiliriz. Sayfa yüklendiğinde çağrılan fonksiyonun içinde input nesnemi oluşturuyorum ve değişkene atıyorum. Parametrelerin ilki piksel olarak left ve tab. Artık input nesneme txt answer olarak ulaşabilirim. Şimdi bir tane yeni soru oluşturma butonuna ihtiyacım var. İsmi btn new question olsun ve yine yukarıda tanımlıyorum. Buton nesnesini de oluşturalım ve değişkenin içine aktaralım. Parametreler yine aynı. Sola olan mesafe ve yukarıya olan mesafe. Oluşturduğumuz butonun üzerinde yazan metni ve rengini değiştirelim. Det değişkeniyle son oluşturulan nesneye ulaşalım. Bir başka butona da cevabı kontrol etmek için ihtiyacımız var. Onun da ismi btn check answer olsun. Aynı şekilde buton nesnemi oluşturuyorum. Bu sefer konum parametrelerini boş bırakıyorum. Çünkü bir önceki oluşturduğum buton nesnesine göre konumlanmasını isteyeceğim. Bunun için align metodunu kullanıyorum. Bir önceki nesnenin sağına 10 piksel boşluk bırakarak konumlandır. Şu fonksiyonlara ihtiyacım olmayacak. Silelim. Bu fonksiyonun da adını değiştirelim. Make a question. Yeni bir soru oluşturmak istediğimizde bu fonksiyonu çağıracağız. Soru oluştururken bazı değişkenlere ihtiyacım olacak. Bunlar birinci sayı, ikinci sayı, sayılar arasındaki matematiksel işlem ve bu matematiksel işlemin sonucu. Şimdi soru oluşturma fonksiyonuna geri dönüyoruz. Bu fonksiyon çağrıldığında ilk önceki verilen cevap temizlensin. Birinci sayı için değişken ismim number1'di. İçine 1'den 20'ye kadar rastgele bir sayı koyalım. Aynı işlemi ikinci sayı için de yapalım. Matematiksel işlem sadece toplama, çıkarma ve çarpma olacak. Yani 1'den 3'e kadar rastgele bir sayı atayalım değişkenimize. 1 toplama olacak, 2 çıkarma olacak, 3 de çarpma olacak. Burada sadece fonksiyon içerisinde kullanmak için bir değişken tanımladım. Bu metni kullanmak istediğimde bu değişkenin ismini yazacağım. Eğer operation number değişkenim 1 ise demek ki toplama işlemi olacak. Bu değişkenin alabileceği 3 değer vardı. 3'ünü de kontrol edelim. Evet. Eğer 1 ise toplama işlemidir bu. Bu da correct answer eşittir number 1 artı number 2. Soruyu da input nesnesinin başlığında gösterelim.
Number bir değişkenin içeriği sayı olsa da yanına string ifade eklediğimiz için yan yana ekleyerek gösterecektir. Burada matematiksel bir işlem yapmayacaktır. Aynı kodları diğer durumlar için de uygulayalım. İki çıkarma işlemi, 3 de çarpma işlemiydi. Fonksiyonumuzu test etmek için yüklendiğinde çalışan fonksiyonun içine nesneler oluşturulduktan sonra ekleyelim. Soru oluşturma fonksiyonumuz çalışıyor. Şimdi bu fonksiyonu bir de new butonuna basıldığı zaman çağrılacak şekilde ayarlayalım. New butonu her basıldığında fonksiyon yeniden çağrılıyor ve yeni bir soru oluşturuyor. Daha önceki örneklerde hep değişken tanımlamak için var kelimesini kullandık. Bunun yerine const veya let de kullanılabilir. Kısaca const içerisine tanımlanırken bir değer atanır ve daha sonra bu değiştirilemez. Let de ise değer tekrar tekrar değiştirilebilir. İhtiyacımıza göre const veya let kelimelerini seçip kullanabiliriz. Cevabı kontrol etmek için bir fonksiyon yapalım. Bu fonksiyon içinde eğer input'un içine yazılan değerle doğru cevap aynıysa demek ki cevap doğru bilinmiştir ve input'un içine the answer is correct diye yazalım. Eğer bu durum gerçekleşmezse demek ki soru yanlış bilinmiştir. Bu fonksiyonda check butonuna basıldığında çalışacak. Nesnemize gidelim. That.onClick check answer diyelim. Ve test edelim. Fonksiyonumuz çalışıyor. Sayfanın arka plan rengini white smoke yapmak istiyorum. Var ise let ve const olmadan önce kullanılan bir tanımlama anahtarıydı. Değişkenin içeriği değişmeyecek. Const olabilir. Yine buradaki değişkenin içeriği de değişmeyecek. Const. Böyle yazdığımız kodlara bir bakalım. Daha iyi hale getirebilir miyiz diye. Buradaki tüm değişkenlerin içeriği daha sonra değişiyor. O zaman hepsini led ile tanımlayacağız. Bakalım uygulamamız hala aynı şekilde çalışmaya devam ediyor mu? Basic.js kütüphanesinde de bazı yazım kolaylıkları oldu. Onları da projemize uygulayalım. Mesela create text box yerine baş harfi büyük input yazabiliyoruz. Ya da create buton yerine baş harfi büyük buton. Nesnelerin özelliklerini ilk oluştururken de verebiliyoruz. Mesela buradaki
butonun text ve color özelliklerini parametre olarak gönderelim. Artık bunlara ihtiyacım yok. Aynısını aşağıdaki butona da yapalım. Uygulamamız aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Şu koşullu ifadede bir iyileştirme yapabiliriz. Bir değişkenin farklı değerlerini kontrol etmek için switch kodu da kullanılabiliyor. Burada tekrar eden bir işlem yapmak için bir alt fonksiyon yazabiliriz. Bu işlemdeki farklılık matematiksel operatör. Onu bir parametre ile alalım. Ve farklılığın olduğu yere o parametreyi ekleyelim. Artık bu alt fonksiyonu ihtiyacım olan yerlerde kullanabilirim. Uygulamam aynı şekilde çalışmaya devam ediyor. Buradaki 3 değişkeni sadece tek bir fonksiyon içerisinde kullanıyoruz. O zaman o fonksiyonun içine taşıyabiliriz bu değişkenleri. Direkt değer atarken tanımlayalım. Ve burada tanımlarken değer bir daha değişmeyeceği için const ile tanımlayabiliriz. Bu fonksiyon her çağrıldığında bu değişkenler yeniden oluşturulacak. Fonksiyonların dışında tanımladığımız değişkenler ise sayfa yenilenmediği sürece içlerine atanan değerleri koruyacak.